Selamlar dostlar, sizlerle bugün Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk başta diyorum ki ben direkt Doğu vilayetlerini bir sekürleyelim. Sonrasında ultimatomu atalım. Vermezlerse sıkıntı, vermediklerini çok gördüm. O yüzden önce bir Doğu'yu bir halledelim diyorum. Doğu'yu nasıl halledeceğiz? Azerbaycan'la ittifak olacağız, Ermenistan'a iki koldan saldıracağız ve çok rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Bunlar vermez falan. Ben bunlarla uğraşamam. Buraya da bu kadar adamı yığdık ama lojistik problemi çekmeyiz inşallah. O öf, tam da saplı yapman üstü. Güzel. Çok güzel. Azerbaycan'ı da dahil edeceğiz tabii ki de paktımıza. Beraber bir güzel yiyeceğiz bunu. Fokus. Altyapı olur. Güzel. Karin nere ki ya? Çok güzel. İki cepheden saldıracağız. Ya muhtemelen direkt Karabağ'ı ve Ermenistan'ın kapitülünü ona gidecek. Biz de buraları alacağız. Önce şunların işini bir halledelim. Sonra aşağı doğru ineriz. Hem o sırada birazcık daha ekipman yaparız da bir şey diyeceğim. Top üretiyor muyuz? Üretmiyoruz. Ya bir de Tangistan. Bundan gelmedi mi ya? Allah Allah. Ha, sabotaj atmışlar. Neyse. Onu arttırırız, o problem değil. Tangistan'ım da var. Yani tank basarken çok rahat edeceğim aslında. Yani şuraların bir uyumluluğu gelsin. Rahat edeceğiz. Önce şu arkadaşı bir halledelim. Tık. Yalnız Azerbaycan'ın durumu biraz kötü. Hemen uçmamız lazım oraya. Bayağı kötü, bayağı kötü. Acele edelim. Hava bizde, şu dağları aşarsak eğer önümüzde bir engel yok. Hepsi Desert Fox'a, işte Desert'te değiliz. İyi savunuyor ama bir kere geçersem eğer işini bitiririm. Aslında size bir şey diyeyim mi? Naval Innovation Support niye vermeyelim ki? Değil mi? Da niye çıkarma atmadık ki? Çıkarmayı sanki attık bu arada ya. Tutuyormuş ama. Neyse. Yarayacağız gibi, çünkü Naval Innovation verdiğimiz için hani buff da aldık. Yardık da, güzel. Hemen şuradan kenara da geçersek eğer. Hemen yardım etmemiz lazım oraya. Bir tayal daha yine gidersem güzel olacak. Haydi. Geçti ama ben de onu yardım. Şurası yarılması daha önemliydi. Biraz exploit tarzında gidiyoruz ama dur bakalım. Ya mecbur. Mecbur, çok kötü durumda, dayanamaz. Ve ben de şu an lojistik karmaşanın içine girdim. O paketi atamadım çünkü. Tekrar. Ya bir uçak da olabilir aslında ya. Ama açmak lazım değil mi? Şu an yok. Lojistiği berbat. Trabzon lazım. Hadi. Trabzon ve Rize'ye kesin girmem lazım. Hadi. Hava yeşil en azından da, yani havanın bir önemi yok çünkü çok az vuruyoruz yere. Sadece yani yeşil. Bu kadar.
Keşke o fırsatı atmasaydım. Trabzon düşerse bu bölgede rahatlıyoruz bu arada. Var propaganda olur. Çok önemli. Bir small airframe'i açalım. Trabzon'a da girelim artık hadi. Ya bir tane be. Şuraya da girsek bitecek ha. Çok güzel. Şimdi lojistik düzeldiği için rahatız. Dağları geçtik ya, düzlüklerde affetmeyiz. Hele hele bir de şuraya girersek paketi alabilirim. Yani şu orada eğer gelmezse Yerevan'a arkadan gireriz. Fransızların ve İtalyanların umarım başka düşmanları olur da ziraat ederiz. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hakkat un da bak lan. Tekrar çıkar mısın? Çok güzel. Şimdi sen orada bir kal bakalım be abisi be. Harika. Harika. İstesek bu kadar ya. Harika. Hadi hadi. Çok güzel. Bitti gitti. Bitti gitti. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Bitti gitti. Sen de öl. Çok güzel. Bura biraz sıkıntı. Oraya hemen takviye lazım. Yedekteki ordu. Geliyor uçak. Araştıralım bir de ya. Uçak biraz değil, bayağı önemli olacak. Üretebilir miyiz bilmiyorum ama. Düşecek mi? Düşebilirsin aslında. Biliyor musun? Dur. Ay Allah Allah, rezillik. Neyse, çok da önemli değil. Elektronik geliyor. İzmit'ten bir çeliği alalım. Ticaret yapan ülkeler de olur. Biraz ekonomiye de katkı sağlar. Bana girmem lazım ya. Hadi. Doktrin ne gideceğiz hala bilmediğim için tıklamıyorum aslında. Hani ne gideceğimi kestiremiyorum. Buradan çıkamam ki. Tezli Paşa'nın ordusu gelsin de ben. Arkaya da sarkalım. Karabağ'da da ilerleyelim. Güzel. Bu ne? Lan sattı bana. Aa, aa. Lan ben demant etmeyince adam şey yaptı. Ama bana bir yıl boyunca %5 cancer goods ilerletti, şey yaptı, mahvetti. Bunu da ben alayım la kardeş. Araba aldın zaten. Eyvallah. Vallahi büyük adamsın. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun. Güzel. O da birleşti. İyi olduk ya. Güzel. Şu an bir keyiflendim. Hakikaten keyiflendim. Şimdi şuraları bir gorlayak be abisi. İngiliz protektorası gidince tabi olay olmuyor. Gel bakalım. Alo. Oradan bir de bir Gürcü üstten yaptık mı bu iş bitti. Hatta eğer o da verirse bu arada Anadolu'yu birleştiriyoruz.
Yani fokuslarım açılmaya başlayacak. Yani savaşla da birleştirebiliriz ama bilmiyorum. Yani en azından İtalyanlar geri çekilmesini bildi. Hatlerini bildirdi. Hatlerini bildirdik. Şimdi kardeşle bir de bir Gürcistan yaparız var ya, keyfimiz nasıl yerine gelir? Nasıl yerine gelir? Üf. Varsapor çok iyi durumda. Ama stability de bir o kadar kötü durumda. Stability ne yapacağız? Neyse bir birleşelim de bir. Yavaş yavaş toparlanıyor. Öyle bir gecede olmuyor. Donanmayı da bir kınına sok. Ya ortalama denilecek bir donanmam var artık yani. Ufak tefek. Yani. Toplama biraz ama olsun. Hala. Tamam, buraları da kollayalım. Valla Gürcistan'da Kore'ye neden yok? Ben Gürcistan'a da girerim abi. Azerbaycan'da gelirim diyor. Gel bakalım. Bunu yeriz ya senle. Sen sınır tutuyor musun ama tutmuyorsun. Sen çıkarmaya gidersin. Fevzi Paşa'm da Azerbaycan sınırını tutar. Şöyle bir güzellik yaparız bence. Soçi'ye bir de bir çıkarma atarız. Neye uğradığını şaşırır. Sonrasında da Antep'e damandı koyarız. Güzel oluruz. En sona Fransızları bekletiyorum ki yani çok daha güçlü olabilelim. Damandı hani reddedemeyeceğine emin olalım. İtalyanlar neyse ki sattı gitti. Azerbaycan'a da alsam bu arada çok iyi fabrika çıkacağım ya. Azerbaycan demişim. Gürcistan'a. Karıştı bunda ya. Türkiye ile birleşmek gibi bir seçenek acaba var mı? Keşke olsa. Ama Focus Celebrum'un sıkıntı. Ama Faction Leader olması gerekiyormuş. Ya direkt İran'da savaşı sokabilir bizi. Şuna da gidelim. Şuna da gidelim. Şuna da gidelim. Ama bence önce bir ekonomi ya. Şu ekonomiyi bir kaldıralım. Berbat durumda ya. Ki hala yani o kadar fetih, o kadar savaş. Ama durum hala daha kötü. Bitmiyor bu ülkenin çilesi be. Tamam, ver savaşı. Çıkarmaya da gönder. Oraya bir de hemen bir hava. Güzel tutmuyormuş. Arkasına da bu kadar askerle bitmem çok güzel oldu bu arada. Çok güzel oldu bu. Zaten kısıtlı olan hani envanterini, ordu gücünü bir kısmını da buraya ayırmaya çalışacak. Bitti yani bu iş. Güzel. Fransa harbe girdi de mantı için uygun bir zaman aslında. Benim harpsin. Adamlar bankayı yiyor lan. Faizi iyi yatırmamış herhalde. Buraları da alsak ben bir rahat nefes alacağım aslında. Yani Ruslarla sınırı kapatırsam eğer bir iyi bir rahat böyle bir yani yaslanacağım geriye yani. Ruslarla mevzuyu kapatmak istiyorum. Gürcistan donanması var. O donanma bana geçeceği için zarar vermek istemiyorum. Toplama bir donanma. Ağır hasar kayıttı ama olsun. Birazcık da birlikleri öldürmesek mi ya? Hah.
Aha, pis sattılar. Galiba faiz yükseltti. Bayağı canını almışlar ya. Üf. Şimdi az kalmışım be oğlum be. Almanlar da mı bir ısırık aldı sende? Ya kalman almamış. Ama bir üzülmüş, bir gocunmuş yani. Kardeş bunu ben alayım ya. Zaten dan çektik ya bak. Sen çok büyük bir adamsın ya. Çok büyük bir adamsın. Mesela direkt dan çekti. Hiç yani. Sana daha çok lazım dedi direkt. Nere kor ki seni? Kor değil ya. Şura belki de. Ha, bura kor. Vere kardeşimize kor. Ama istemedi. Vallahi ben tıkladım ama o istemedi ya. Occupation. Gördünüz. Ben tıkladım yani. İyi. Güzel militerlerimiz geldi. Harika. Şimdi yüksek müsaadenizle şu Antep mevzusunu bir kere daha gözlerimin içine bakaraktan konuş benimle. Oğlum bu duruyordu lan normal oyunda. Sizde niye durmadı ya? Yolla lan Antep'te mandına. Bayağı pepemi yemiştiniz. Valla 2.24'lük şu takribi yarım milyona yakın bir ordu. 450 bin. Yani verir diye ümit ediyorum. Yani vermezse de çok komik olur. Umarım verir ya. Yani. Yani verir herhalde yani. Ver lan. Vermezse Focus Stream kitlenebilir. O çok üzücü olur. Şu tıkanır abi. Ya da delikanlı gibi harbe gireriz. Bir şey diyeyim, Fransa'ya böyle zor anında tak diye arkasından girmek de var ama bakalım. Bakalım. Onun da vakti gelir ya da böyle bir Bulgar mı yapsak? Da paşam Bulgar'ın da buff'ları yani maşallah maşallah. Üf üf üf. Bulgaristan yani maşallah. Gene Balkan Balkan diye gelmez mi varım? Antep'i ver gidelim. Bir kere lan. Bir kere lan. Gidem Kansın mı kus mu alsak ya? %43 ne ya? Stability de çok kötü. Şu ülkelerin fate'ini gerçekleştirmediğimiz için. Oğlum bu buraya ordu yığdı ya. A köpek ya. A köpek vermeyeceksin değil mi? Allah senin belanı versin. Hayvan herif. Şimdilik ihtiyacım yok. Köpek seni. Şimdilik ihtiyacım yok ama ensendeyim oğlum. İlk böyle zayıf düştüğün anda kulağının arkasına fısıldayacağım. Buradayım diyeceğim. Buradayım. Buradayım ve buradayım diyeceğim. Görürsün. Keşke satsa bize ya. Yok mu öyle onun gibi bir event ki tarzı bir şey ya? Aa, Türklersiz savaş. Keşke şunlara girsem ya. Valla diyor tek de Balkan'ı alırız ama işte. Fokusu tıkadı lavuk. Araba doğru giderdik ama. Neyse biz bir ekonomiye gidelim. Ya hıyar herif ya. Niye vermedin lan köpek? Umarım satar bir diğeri. Motoru falan da araştıralım da yani yavaştan tank yapmaya başlayalım. Anzalone
Atlantic Canyon'da araştırdık, güzel. Uçak şeyleri de gelecek. Şirket alamadık daha ya. O biraz canımı sıktı. Uçak şirketi falan alamadık. O biraz keyifsiz. Sivil baya kötü. Yani en azından militerimiz var yani. Bir üretim var. Üretimden bahsedebiliyoruz en azından. Ya satın parası neyse veririz be. Kadın da bu fokusun ya. Ya Bulgar, sen bir beni gocundurtuyorsun ha. Bir tık ilerliyorum. Korkutma beni bak. Sanki tekrardan böyle bir hani Balkanların prusesi. Balkanların prusesi diye kulağıma fısıldayacakmışsın gibi duruyor. 150 fabrika ben nasıl olayım ya? Baba onu nasıl yapacağız abi be? Mümkün değil. Net bir şekilde mümkün değil yani. Mazer mi? Mazer mi? Allah Allah. Bir bakılır. Yunan'daki uyumluluk artıyor, güzel. Bir de şuraya ajanı kaydıralım. Gürcistan'da da uyumluluk artarsa fabrikalarından yararlanırız. Güzel olur. İyi olur, hoş olur. İstediğim anda savaşı koyabilirim de dediğim gibi Fransa'nın büyük bir harbe girmesi lazım. Umarım o büyük harbe girecek kişi ben olmam. Yani Alman değil, İngiliz olacağını zannetmiyorum. Ya bu iş savaş diyecek bu lavuk ya, yani bilmiyorum, bir şey olsun ya, adamın rakibi yok şu an. Valla. Da o Bulgar yani beni bir gocundurttu. Var ya bu lavuk kesin bana gelecek, ben hissettim. Az bir şey bir sezdim ben onu. Ben şunu sınırına bir koyayım yani, no, laf söz olur maksat hani. Bir bakabilir miyim fokuslarına? Senin kesin böyle boğazlarla alakalı bir olayın vardır abi. Ha, ona saldırıyorsun, ha, ona saldırıyorsun. Kesin ona da saldırıyorsun. Neyi bu? Taking? Çargıra. Erkeksen, eğer 1 gram adamlığın varsa gel. Aynı raconu bana çek de ben de bir Balkan'ı birleştireyim lan. 1 gram adamlığın varsa gel. Bir bakayım da ne kadar adammışsın. Yani o ne lan? Kesin gelecek bu, kesin. Ben buna gidiyorum. Şimdi Yunan bypass oldu bak. Yunan bypass oldu. Şeyden de Romanya'dan da aldı galiba. Alamamış. Ya Romanya'ya dönecek ya bana dövecek. Dönecek. Umarım bana döner. La kardeş bir dön de ben de seni bir ezeyim de şöyle bir Fatih'in sınırlarına gelek la kardeş. Hadi la. Hadi la kardeş. Gel la. Bir kırım falan da yok ama. Bir gel la hadi la gel. Yani ya bana gelecek, orduyu bana çekiyorsa bana gelir bakayım. Ya da Rumen'e. Bana geliyor. Yani sezdim. Hafif bir sezdim. Peki ben bir şey diyeceğim. Ben buna garanti atabiliyor muyum? Keşke atsaydım ya. Garanti atsaydım eğer çok komik olurdu. Bir anda arkasından girerdim. Bana Rus girebilir. Öyle bir sıkıntımız var ya. Yani Rus'un gelme ihtimalini de hesaba katmak lazım. Ben ne olur o ne olmaz yani şuradan geçemez. Şuradaki dağ her zaman için bir 3 asker atacağım. Ne yani, o Rus gelirse en azından bir sürü oyalar. Çok ciddi bir savunma mevzu orası. Şimdi ekonomik şeye gittik ama tabii bitiremiyoruz. O ayrı muhabbet. Şuna gidelim. Top niye bu kadar sıkıntı oldu ya? Üretiyoruz aslında.
Ya iyi bir ticaret alıyorlardır umarım. Çeliği evet bayağı bir alır. Hatta biz bir çelik çıkarabiliyorduk onu bir çıkarak ya. Çeliği alırlar çünkü. AI'lar bayılıyor çelik almaya. Ya bu AI'nin acaba kulağına mı fısıldamak lazım? Dur. Şöyle bir ufak kulağına doğru. Hani bana saldırabileceğini ikna edeyim onu dur. Aslında hiç seni beklemiyorum. Hani hiç. Teselliye de girsin umurumda değil. Biraz geri çekilelim. Ufak bir yemle be. Yersen. Yemezsen başka türlü. Gel evladım bana doğru. Evet Japon. Tek tek topluyor. Öf, 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 öf. İngiliz garantisini almış, Rus garantisini. Tabii canım. Babam da toplardı öyle şimdi. Öf. Biz de burada bir Antep'i alamıyoruz. Ama bir şey diyeyim mi? Antep'e savaş açsam belki de bir event tetiklenir ve şey yapar. Hani bir barış olayı olabilir. Belki, emin değilim. Ya da satabilir belki bir gün. Fransızları şöyle batıda az bir şey meşgul olsalar var ya. Direkt girerim ya. Yani umurumda. Aha. Aha. Ne oluyor lan? Ne? Bu dünya böyle İngiliz. Sana da gazık atan biri illaki bulunur ha. İllaki bulunur be abisi be. İnşallah. Bak dua ediyorum inşallah. Ne olursun şu mandadan bir çık da ben de seni bir afiyetle yiyeyim be oğlum be. Afiyetle yiyeyim be. Mandalığı bir terk et de ben de seni bir yiyeyim be oğlum be. Öyle bir fokusun da kesin vardı senin. Bir terk et de ben de seni bir yiyeyim be. Şişt. Vallahi hiç gocunmam yerim. Bir dakika gocunmam yani bunu bil. Sen niye komünistsin oğlum? Bu niye dünyada bu kadar komünizm var ya? Yani her üç ideolojiden biri komünizm lan. Şşş, gel savaş aç la kardeş. Gel lan bir kere lan. Gerçi bir dakika. Romanya'yı açtı bir dakika. Solda tamam. Açtı, Striker'ını attı. Bunu attı. Atamaz, bu bypass yedi. Bu direkt bypass yedi zaten. Yok, bunu gider, bunu bypass yer. Buna gitmedi daha. Buna gidecek. Sonra belki bana gelir, bilmiyorum. Yani şu an tamamen arkaya geçtik. Yani Molotov imzalamış Rus ordusu gibi deli taklidi yapıyorum arkada. Bakalım. Ne bizim parti loyalitemiz niye bu kadar düşük ya? Bir advisor alayım ben ya. Ya da bir fokusları bitirelim. Belki öyle toparlar. Parlamentoyu kapatırsak belki bir şeyler olur. Dur bakalım. Vezir de seçildi. Hepsi başarıcı seçilmiş bu arada vezir. Vezir lazım burada. Ya Wargold Time... Wargold Time'ımız var ama... Yani dünya tavsiyonu da savaş yaşamıyoruz. Onu nasıl yapacağız abla be? Bunu nasıl yapacağız? Bir de ondan bahsetsen keşke. İsrail ayaklanmasını galiba bastırdılar ya. Galiba bastırdılar bunu evet. White Peace. Kudüs kimde kaldı? İngiliz kalmış. Aradaki şu sorunu çözmüş. Kudüs'ü alarak da.
İyi bir ekipman stoğumuz var. Sayıyı da arttırırız. Yani daha fazla asker alırız. Keşke bekleseydim şu Antep mevzusuna ya. Ortalık karışıkken böyle bir cukku alırız dedim ama. Çok üzdü beni o ya. Çok üzdü beni ya. Çok gocundum ya. Çok gocundurdu yani. Ne? Ülkenin derdi bitmiyor. Meksika Amerika'ya girdi. Ne oluyor lan? Başarılı olacağına hiç şüphem yok. Ya bir şey diyeyim mi? Hiç gocunmadan acaba savaşa girsem mi? Bak yani insanlar birbiriyle lan pil satıyor da bize kesin servi getirirler. Yani o İtalya da var. Arkadan da Bulgar girer bize. Biz o servi yeriz gibi mi duruyor. Ama yani böyle sanki böyle bir peace havası gelecekmiş gibi hissettiriyor. Yani ya adamlar tekrardan 5 çayını içmeye gelecek ya da Antep'i alacağız bakalım. Yani orada raconu koyup tak diye savaş açmam güzel olabilirdi ama komik olmazdı. Komik de olabilirdi ama güzel olmazdı. Ah şükürler olsun. Bitmiyor derdimiz. Bitmiyor. Ne? Vay eşek kafam. Limited nasıl %5 kanser virüsü verir ya? Allah belanı vermesin senin. Allah ben de diyorum bu eko... Gerçi yani %5 ha girmiş ha girmemiş. Şu 50 fabrikaya ne olacak? Ama gene de çok üzücü bir hadise bu. Ülke daha ne kadar kötü duruma düşebilirdi. Bu ne? Stability'yi kesinlikle alacağım. 30 bin manpower çok da önemli değil. 180 gün boyunca stability düşüş olacak ama o kadar. Güzel. Tamam, parlamentoyu da kapattık. Sol taraf bu arada hakikaten reformist yani böyle Tanzimat reformları falan yapıyor böyle ekmeğinde de bu taraf direktman hani parlamentoyu kapatam falan yani. Bu eksenti ve geri çıkarırım diyor da yani bir işe de yaramaz bu. Manpower alsak aslında bir fokustan yani %3 var ama az. Bilemiyorum. Bonitron niye geçersem %1 kaybedeceğiz. Geçsek mi ya? Geçtim ya yok. O ekonomiyi yani birazcık olsun toparlaması lazım ülkenin. Ama gerçekten limit konusunda sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum hala daha. Yani bir slot, iki slot çok az bunlar. Düzebilir. Buna gidemiyoruz. Soldaki fokusu da bitirdik. Güzelmiş. Soldaki fokusu da bitirdik. Şimdi şu şeyi merak ediyordum. Hani fokus açacak ya. Bakalım nasıl bir silah verecek. Nasıl bir silahtan bahsediyoruz. Sonrasında bir hava kuvvetlerine de gideriz tabii. Dünya tansiyonun artmaması halis mi peki? Yani hep %5 mi kalacak? Yani bir grid war tarzı bir şey yok mu yani? Bir ben İngiliz şey buna... Yapın da ona savaş açsa. Hadi hepiniz bir Amerika yapın da ben de size gireyim ya. Bundan sonra ben yalvarırım hani. Amerika artık gel. Aha, aha, ve işte böyle başladı. Şu Mazi Max veririz laflarından sonra. Yenersin değil mi? Yener. Herhalde yener ya. Değil mi? Yener, yener.
yapardı. Babacım bizim hiç base stability'miz artmıyor ama hani wonderful falan diye yani kekliyoruz biz ama yok öyle bir şey, artmıyor lan. Ne yaparsam yapayım artmıyor stability. Bu ne? Bu ne lan? Vay babam vay, bir de Armix bin ismi verecek buna. Üf. Ama bu debuff'la da olmaz yani. Bu ne ya? Yapacak bir şey yok. Çok kötü girdi. Çok kötü girdi. Çok kötü girdi. Taşla savaşıyor herhalde burada. Zaten İngilizlerden alamıyormuşuz. Evet, Almanlardan alacağız. Hadi bakalım. La kardeş, silah sat la bana. Aha, United Front'un doğuşunu görüyoruz galiba. Evet. Nihayet akıllandı. Tavşan uyandı, tavşan uyandı, tavşan uyandı. Bak 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 bak, nasıl United Front geliyor, bak iyi izleyin. Üf, üf, üf. Biz kendi kendimize bunu yaparız. Ama senin bize yapmana izin vermeyiz dedi Çin. Ve birleşti tek bir yumruk altında. Japonlara karşı durmak için. Ne? Ne grit? Ana! Yediler Almanya'yı ya! Ah be kardeşim, yanlış grid war be. Şer ittifakı birleşmiş yedilerle yan. Oğlum var İngiliz gereydi ya. Ah kardeşim, ah be. Polonya'yı da düşünemedi, yazık be oğlum be. Rahmetliyi çok iyi bilmezdik ama giderek bari şu Almanya anlaşmasını imzalasa ya. Bari bir volunteer atak oğlum, yazıktır garibana ya. Vallahi yazıktır, çok çok üzüldüm ya. Şu an var ya yani bayağı içerledim ya. Yazık ya, yazık ya. Mağdur oğlum adam. İki savaşta yani üst üste kaybetmezsin. Bu kesin gidici bu arada biz. Yani ne yaparsak yapalım da gidici de yani deneyeceğim. En azından fokusun bitene kadar hayatta kalman lazım. Bir de dönüp ikisini dövüyormuş. Ne güzel olur lan. Benden tep alırım. Baba bizim fokus ne oldu ya? Ya bir şey diyeceğim, bu dünya tansiyonu kime göre neye göre artıyor ya? Adam dünya harbine girdi, yetti gari lan. Bak ya. İkinci Dünya Savaşı başladı, %50 dünya tansiyonu var. Dalga geçiyorlar herhalde. Bu arada ordunun bence şuradan aşağı doğru inmesi lazım. Yani önce o cephe. Çok hızlı bu cephemde. Sen şunu da kabul edeydin ya. Hazırım komutanım. Harekete hazırım. Varşov düşerse düşer gibi. Gerizekalı. O kadar yardım ettik bir de hayvana. Hava da onlarda. İşimiz zor. Çok zor. Ben niye nehirden vuruyorum lan eşek gibi?
Hadi bu Alman eşek, ben niye buradan vuruyorum? Ona böyle alkış çalaraktan. Amerika'da bir şeyler oldu. Olacak ya da bilmiyorum. Eli kulağında. Ya gerçekten girdi. Bak oradan yarıldı şimdi. Sen nasıl mı düşünüyorsun burada ya? Biz ona göre oynayalım. Ha, buglandı değil mi? Aslında. Kötü durumda değil bu arada. Karşı taraf. Aynen ya, Varşova'yı boş bırak Alman. Ben de çekileyim. Oradan bir de pak atayım. Böyle direkt yekten de tıkladık ama. Kanka gelsin, basmaya çalışırız artık yani, bir zahmet. Hala Army Advisor'ları alamadık. O kadar zor ki. O kadar zor ki. Air Advisor'ımız da yok. Yani en azından ucuz. Şuradan da alırız. En azından ucuz. Panzer fokusunu açtı da bu eşek kabul etmediği için. Yani gelmedi mi galiba? Gelmedi galiba. Kabul etmediği için. Boş boşuna gitti fokusa. Bu iyiymiş, bunu alırım. Bu ne? Aa! Ama sen eşeksin. Hadi bir İngiliz, sen de bir patla da şuna. Ben de bir keyfime geleyim ya. Ne abisi be? Bu ne? Lübnan bağımsız olmuş. Sen kimsin? Sana ve sana niye vargolum yok? Almanların yanında bu sefer evi arabayı satıp girmeyeceğiz. Biraz bekleyip sonra evi arabayı satıp gireceğiz. Başlangıçta bir ufak çıtır, savaşı izleyeceğiz. Almanlar böyle tam böyle savaşı bitireceğe doğru girip 3-5 sakal alıp çıkacağız. Birinci Dünya Savaşı'da buna benzer bir senaryo, farkındayım. Çaktım. Peki bir şey daha alsın. Biz şuraya gitsek. Güzel. Enayi motor üzerinde. Da biraz bekleyin. Güzel. Ama Alman durumu çok kötü. Beklemeye gelmiyor. Şakaya da gelmiyor. Neyse. En az hazırlı birliklerini Polonya'nın bitirdik. Güzel. Bir şey olmaz ona. Varşova'ya girmesine yeter. Askeri kalmadı. Daha fazla gönüllü atamıyor muyum ben ya? Atamıyorum. Almanın burada askeri yok ya. Şaka gibi. Rus ne yapacak acaba? O da ayrı bir olay ya. Onun gireceği taraf şu an biraz belirleyecek işi. Ben o Antep'e girerim ya herhalde. Birazcık daha ortalık sakin şey yapsın. Bulgar kesin yani ya ona ya bana girecek, bakalım. Bulgar'dan da bir hamle bekliyorum yani. O da benden bir hamle bekliyor. Öyle kaldık. İkimiz de birbirimizden bir şey bekliyoruz.
Damage of Garnison mu? Çok güzel. Nehir geçişi değil mi lan burası? Evet. Tamam, parlamentoda gitti. En azından birazcık stability toparladık. Ne oldu lan? Anlamadım. Biriyle peace attı Japon ama bu... Suriye. Suriye. Tamam, ortada öyle pis attılar. Hadi kardeş bir ayrılın be abisi be. Şşş. He kardeş lan. Ya bir ayrılın lan. Oğlum bir şey yapmayayım, ısırmam lan. Oğlum, bir kere lan. Bir ayrılın da sizi sürüden kurt kapsın. Yaşlı bir kurt kapsın sizi. Bayağı doğruları var burada. Gerçi savaş açsam nasıl olacak onu da bilmiyorum ya. Keyifsiz. Güzeli fabrikada biz zor görürüz. Asker. Top girelim askerimiz. Piyademiz en azından sağlam olsun ya. Topumuz vardı, bastık. Tank yok. Tank ne amına, hiçbir şey yok. Şuraya girip şurayı bir kapatsak. Yan bloğu. Damage of Garnison'dan çok güzel şey yapacağız. İsyancı. Durduracağız. O iyi. Arm Experience olur. Bak ya. Tanklardan birini bile adam gibi kullansa bitecek bu savaşta işte. Neyse, en azından Batı tıkandı ya. Diyeceğim de çok çok sıkıntı. Yani bu Polonya düşmezse bu Almanya'yı yiyecekler abi. Ne? Vah. Sen bir İsrailli ye. Hatta dur öyle, öyle yalın gitme. Ben yardım ederim sana ya. Ya keşke fokusu bekleseydim şu demandı ya. Orijinal tak bunda kaldı, bir şey diyeceğim. Acaba ayrılıp... Yok. Olmuyor bu. Bir böyle kopsanız ya Fransızlardan ya. Ben dur Lübnanlı kardeşlerimize ben bir atalım. Sonra biz aradan Lübnan'ı böyle. Ha? Tabii. Ya Fransız bölgeden gitti ama ben erken zamanda gittiğim için alamıyorum. Mağdurum. Çok. Abi buna da var kolu gitti. Allah'ım. Niye var gol atamıyorum ben? Kaldık mı biz? Ben çok gerildim şu an ya. Abi. Ya hayır, inanamıyorum ya. Antep'i geri ver. Antep'i geri ver. Ya yok mu oğlum bir fokusun? Sat lan. Ya da ne bileyim bir iade şey, kırk oldu yıl ya. Allah belanı versin be. Abi çok gerildim. Ben ne yapacağım ya? Lan ayrım ben de olmasa Kosova'dan yazardık ya. Bir Allah'ım diplo patlardı yani burada. Bir kere lan. Ya Lübnan planı da çöktü ya. Bari o çökmeyeydi. Çok iyi olurdu. Yani bir dünya tansiyonu gelse var ya çok güzel rahatlayacağız. Dünya tansiyonu yok.
Ah nerede? Vah nerede? Çok acı dolu bir video serisi olacak yani. Bayağı ağlamalı böyle zırlamalı bir video serisi olacak. Bu belli oldu. Ben yapacak şahsen bir şey göremiyorum. Bekleyip dünya tansiyonunun yüzde çıkmasını dua edeceğiz. Ama her geçen gün daha da azalıyor bu dünya tansiyonu. Yani koskoca savaşlar. Yani bak adam anneksedi %2. Yani bunun %50 olmasını beklemek demek böyle Rusya'nın içinden 50 parça çıkacak, sonra o 50 parçayı da anneksleyecekler demek. Ya da böyle bilmiyorum, büyük bir kıyamet kopacak. Neyse ama yani elimizden geleni yapacağız. Yani en azından toparlanıyoruz. Keyfim yerinde değil ama üzülmüyorum da. Bakalım bir sonraki bölüme artık ne olacak gibidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım bir sonraki bölüme hayırlı işler yapabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.